Efendim Mahmut Bekran'la hepiniz hoş geldiniz. Ben Elis Kirazoğlu, sağ tarafında Tunca Aslan. Onun da sağında Orhun Kayatpa. Merhabalar. Bugün sizlere bir oyun göstereceğim. Bu oyun çıkalı bir süre oldu aslında ama yer vermedik. Bence yer vermeye değer bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Get Even. Güzel, ödeşelim diyor yani. Öncelikle difficulty'sini göstereceğim. Nazik ve travmatik olarak ikiye ayrılan bir zorluk derecesi var oyunun. İlginç kendisi. Nazik var. Oynayacaksın. Yok, travmatik. Travmatik oynayacaksın. Evet, ben travma istiyorum yani, travma seviyorum. Şimdi ilginç bir oyun olması sebebi, yes abi yaz bir daha, sıkıntı değil. Ne olacak canımız sağ olsun. Bir daha oynarız aynı yerler. Çok oynamamıştım zaten. Ben oyunu şöyle bir buçuk saat oynadım, oynamadım diye söyleyebilirim. Bana biraz Condemned'ı hatırlattı ilk atmosferi aslında. Condemned böyle biraz polisiye ve korku temalarının birleşmiş bir haliydi ya. Oynadınız mı bilmiyorum. Bir korku oyunuydu kendisi. Başarılı da bir oyundu. Tam anlamıyla bir korku oyunu diyemeyiz Get Even'a ama özetlersek herhalde gerilim unsurları barındıran polisiye bilim kurgu öğelerinin de olduğu bir macera oyunu diyebiliriz. Aksiyon da var içerisinde. Bulmaca çözme olayları da var aslında. Güzel, ben böyle korku oyunlarını severim. Yani evet, hani şey bir korku değil. Jump scare yok herhalde. Var büyük ihtimalle. Ama onun üzerine kurulu değil. Evet, tam olarak onun üzerine kurulu değil. Merak ettiren bir hikayesi var. En güçlü olduğu yön bence zaten orası. Aksiyon öneri biraz böyle hani işte diyebileceğiniz gibi. Yani çok böyle aksiyon seven oyuncuları cezbedecek bir oyun olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Ama hikaye anlamında bir merak unsuru barındırıyor. Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ne yaşıyoruz? Bu tarz ilginç sorular sorduruyor diye düşünüyorum. Bir de siz çok duyamayacaksınız belki ama izleyicilerimize duyacak diye tahmin ediyorum. Oyunun ses dizaynı bence en güçlü tarafı. Sesleri çok iyi kullanmışlar. Yani sessizliği bile çok güzel kullanmışlar. Hatta bence sessizlik bazen çok etkili bir silah oluyor evet, korku oyunlarında. Burada çok başarılı kullanılmış müzikler, sesler ve ses atmosferi diyebilirim. Şu anda oyuna girdik. Gördüğünüz gibi bizim telefon bir de mesaj var. İşte bir yerden uzak durmamızı söylüyor. O kızı kurtaramazsın diyor. İşte boşver geç diyor, git diyor. Şimdi ben bu arada bilgisayar üzerinden gamepad'le oynuyorum gördüğünüz gibi. Kornayla da eşlik geldi bana. Telefon devamlı oyunun içinde galiba. Evet, telefon bizim en efektif silahımız. Hatta telefon özelliklerini de göstereyim. Böyle bir kamerası var. Kaç para? Şöyle bir, abi ucuza aldım ben. İkinci el Asya'dan getirttim. Dandik gözüküyor şimdi. Dandik ama işlevli. Bu kız, güzel. Kızın fotoğrafı var. Kız mı? Arada manita bakıyor galiba. Yok, bu kurtarman gereken kız. Save the girl diyor kendisi. Bu ışık saçıyor. Özellikle Condemned'de de buna benzer bir şey olduğunu hatırlıyorum. Yani şey ışığı buna. Neydi ışığı denirdi buna? Korku oyunu ışığı. Galatasaray Üniversitesi'nde okudun sen biliyorsun. Flash değil bu şey. Mor UV. Var ya, UV. Ultraviyolet. Evet, ultraviyolet. Mor ötesi. Mor ötesi. Bu da haritamız. Yavaş yavaş bulduk. Harbi adım adım bulundu yani. Bu da haritamız. Oyunun aksiyon kısmındaki güzel tarafı şu aslında. Oyun biraz gerçekçi konumlandırmışlar. Bu arada oyunda optimizasyon sıkıntıları var ama genelde açık dünyaya girerken ve çıkarken çok nadir oluyor. Yani oyun içerisinde çok denk gelmiyorsunuz. Buna sadece ilk çıkış anında falan sonra toparladı. Herhalde evet. Yok, toparlıyor. Sadece bir çıkış anında oluyor. Yani bir veya iki kere gördüm diyebilirim bu tarz bir sıkıntı. Aksiyon kısmında biraz gerçekçiliği baz almışlar. Mesela bir crosshair yok silahımızda. Onu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir crosshair yok. Nişan almanız gerekiyor. Şu şekilde nişan almanız gerekiyor. Vuralım. Hatta eğilip giderken vurmayacağım kardeşim. Eğilip giderken de şöyle bak, ilginç bir yalpalaya yürümesi var. Hani onu hissettirmek istiyorum. Gerçekçi bir tarz benimsemiş orada hareketlerde ve yavaş gitmede falan. Mesela şu beni rahatsız etti. Böyle ilerleyemedim şu oyunda. Bazı oyunlarda anlamazsınız evet. Bile eğilip evet. Kalktığınızı ya. Ben Skyrim'i ayağa kalkmadan bitirdim. Yani bu öyle bir oyun değil. Bu beni gördü mü? Evet gördü. Ve kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı. Normalde kapıyı ben açalım. Burada... Bu adamı öldürmüştüm ilk oynadığımda. Şu an ne oldu aklına fikir ya, yok. Ya sen Tunca burada... Ama nazik mi oynadın? Buraya kaçtı. İlk oynayışta nazik. Yo, travmatik. Yine travmatik. Yok, hemen öldürdüm ya. Adam şimdi izin verdik ya dönmesine. Şimdi bunları izin vermeyeceksin. İzin vermeyeceksin aynen. İzin verince sıkıntı oluyor. Hatta biraz ses verelim. Sizin de duymanızı istiyorum aslında. Kumanda oradaysa. Kumanda orada mı? Kumanda klima kumandası orada istiyorsan. Klima yaşayalım. Normal şartlarda mı? Ha, burada benim yerim. Evet. Şu an mesela bir yağmur sesi dışında herhangi bir ses bulunmuyor oyunumuzda. Bu telefon dediğim gibi esprisi var ya, sadece tek esprisi işte böyle hani şekilli şukulu şeyler yapmak değil. Delil toplamak da bu esprilerden bir tanesi. Telefondaki ışık barını görüyorsunuz değil mi? Yeşil bir ışık yüzmesi evet. Var. O ışık 4 olduğu zaman bir delille yaklaştığını sana işaret ediyor ve şu şekilde bastığın zaman delili okuyor ve sana ne olduğunu söylüyor. Onunla ilgili ipucunu söylüyor. This is military grade. Tamam, bir de koyu tonlarda grafik yapısı var. Yani böyle pastel tonları mı diyelim buna? Yani genel olarak böyle çok parlak canlı renkleri yok. Böyle gördüğünüz gibi
interaktif girdiğiniz daha su kapıyı açma şeyler ve açamadığınız yerler de çok. Konuşamadım. Peki daha çok kapalı mekanlarda mıyız yoksa? Kapalı mekanlar. Açıktan kapalıya doğru bir geçiş var. Benim gördüğüm kadarıyla ağırlıklı olarak kapalı mekanlarda geçiyor. Ama açığa da atıyor seni. Komple bir klostrofobi yaratmaya çalışmamışlar gördüğüm kadarıyla. Yerdeki çöplere tekme atasım geldi sanki oradaymışım gibi. Evet evet ya, duvarlardaki grafitler hani evin zaten hani virane hale gelmiş olması vesaire değişik bir yani niyeyse bir içine çekti beni ya. Görsel olarak çok güçlü bir oyun değil ama bütünlük hani görsel bütünlüğü yani doldurmuşlar güçlü. Ama. Yani şey değil evet yani doldurmuşlar aynen öyle. Yani kaplama olarak baktığınız zaman belki şunlar çok iyi değil ama hani şöyle bütünlük anlamında başarılı geliyor evet. Bana oyun. Şu an kolum titriyor. Zaten bir şey yaklaştığınız zaman bir de kol titremesi gibi bir şey var. O da size böyle ipucu gösteriyor işte. Şurada bir ipucu var yakalayabilirsin. Yani işin dedektiflik kısmı da aslında polisiye kısmı biraz da oraya oluşturuyor onu söyleyebilirim. Akıllı telefon da kralı yalnız nasıl konuşuyor gerçekten. Ha mesela şu ultraviyole ışınlarının ne esprisi olduğunu şimdi anlayacağız. Şu tarz izleri kanı falan gösteriyor muhtemelen. Gösterebiliyor. Telefon kullanmayı çok pratik yapmışlar. İsterseniz böyle menüde gezinebiliyorsunuz. İsterseniz de sağ sol yaparak sadece yön tuşlarıyla şu şekilde değiştirebiliyorsunuz gamepad üzerinden. Yani gayet pratik geldi bana kullanım telefonu. Çok ciddi bir mekanik olarak eklemişler. Bu tabii tabii bu ana mekaniği falan bu yani öyle söyleyeyim. Yani bol bol çünkü şarj bitmiyor değil mi? Telefonu hiç şarj bittiğine denk gelmedi. Ki öyle bir ibaresi var mı? Varmış evet. Ama biteceğini zannetmiyorum çünkü anlarsınız hikayeyi çok açmak istemiyorum ama hikaye aslında Apple'ın Zeus'unun. Ya bitmiyor olması telefonun pilinin bence güzel bir şey çünkü mesela yani tamam evet bazı oyunlar güzel uyguluyor bu mekaniği ve hani geriliyorsunuz bitti mi bitiyor mu bitecek mi vesaire falan derken ama bu Outlast 2'de sen de söylemiştin hani bol bol bulduğun için çok bir anlamı olmayan mekanik oluyordu. Burada da çaktırma tarafını çekmiş. Adamı ya telefonu korku öğesi olarak kullanmak tabii bu oyunun çok istediği bir şey değil yani. Evet, çok iyi grafikleri yok onu söyleyebilirim. Özellikle karakter animasyonları bayağı şey donuk. Eli kaldı öyle. Evet eli kaldı. Yani bayağı enteresan bir ölüm çünkü. Evet ona çok takıldıysa bayağı bu oyunda takılabilirsin dedim ki. Hani işin aksiyon kısmı çok böyle doyurucu değil. Ama genel anlamda bir atmosfer olarak da süper bir oyun değil. Yani temposu zaman zaman çok düşüyor onu söyleyebilirim. Hani tempo anlamında biraz problemleri var. Biraz daha bazı yerlerin seri olmasını, daha kısa tutmasını beklerdim ben. Tabii çok böyle ilk izlenim bağımında söylüyorum bunları. Tam olarak bitirdiğim bir oyun değil kesinlikle ama özellikle polisiye atmosferlerden böyle biraz daha hani merak ettiren hikayelerden hoşlanıyorsanız bir takip alın, bir kıskaca alın derim. Metacritic ortalaması da hiç fena değil bu arada 74. Bayağı iyiymiş. Bence iyi. Yani gayet başarılı 74 ortalama. En azından kötü değil. Aynen öyle kötü değil yani. Yani bu kadar az ismini duyduğumuz bir oyun için hani... Tabii tabii yani bir anda aslında biraz sürpriz gibi oldu. Biraz. Şimdi şuradan bir ses duyuyorum ve oyun bana aslında haritada düşmanların nerede olduğunu gösterdiğini söylüyor. Bak şu an bir üst katımda aslında iki kişi yürüyor. Benim anladığım bu. Çünkü önümde değiller. Aşağıda da değiller bir ihtimalle. Onların konuşmalarını buradan duyabilme ihtimalim de var böyle. Daha doğrusu haritadan da böyle takip etme ihtimalim var. Bu harita olayı da değişik olmuş. Ben böyle ne zaman oyunlarda minimap olsa hiç oyuna bakarak oynayamıyorum yani. Ben de ya. Hep minimap'e bakarak oynuyorum çok rahatsız ediyorum. GTA'da çok oluyordu özellikle o benim hoşuma. Açık dünya oyunlarında hep oluyor. Borderlands'te falan da ben çok yaşarım yani. O yüzden zaten şey getirdiler ya, yolda böyle tarif etmeyi. Minimap'ten evet. Çıkarıp yol üzerinde tarif etme evet. Olayını getirdiler. Ben bu tür oyunlarda değil de eskiden PES'te sırf haritaya bakıp oynuyordum. Radar'a. Ama daha etkili oluyor. Tak tak paslaşıyordun her yere. Evet, evet. Sensible Soccer'dan alışkın insanlara çok da şey gelmez. Garip gelmeyebilir. Evet. Çünkü noktadaydı oynuyordun ya. Eskiden böyle oynuyorduk ya. Eskiden doğru. Zaten o minimap oyunu tamamıydı gerçekten de. Şimdi biraz burada bir ses vereyim. Abi jumpscare yok değil mi ya? Yok. Hah iyi bari. Şu müziği duymanızı istiyorum sadece. Son derece gericiymiş. Peki bütün adamlar onları vurmamızı bekliyor mu böyle yoksa saldıranlar da var mı ileride? Yok var saldıranlar var. Bu yani tamamen biraz story evet, gibi. Biraz poz veriyorlar silahlarımda. Evet burada biraz poz veriyorlar. Şimdi şu çok enteresan bir silah. Corner gun diye bence çok mantıklı bir silah bu köşe arada. Silahı. Köşe silahı. Olayı şu sola veya sağa bastığınız zaman silahın ucu dönüyor ve kameradan bakıyorsunuz hedef aldığınız yere.
Telefon güzel o zaman, bayağı işlevli. Yani telefon bayağı işlevli yani. Bu silah mantığı da o kadar ilginç geldi ki bana. Hatta bir daha şöyle bir elimi göstermek istiyorum. Mesela şöyle yaptığın zaman sola bakıyor ve buradan vuracağın yeri görebiliyorsun. Peki bunu seri kullanabiliyor musun? Tak 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 oraya falan. Kullanabiliyorsan kullan. Yani öyle bir yeteneğim olduğunu iddia ediyorsan kullanabilirsin. Ben hani o kadar oynamadığım için alışamadım ama. Şimdi burada kurtarmamız gereken kızı görüyoruz. Hmm, slow motion'a mı döndü orada? Evet, burada bir slow motion'a döndü. Şimdi burada bir bomba çözmek gerekiyor. 28, 27... Sallanmadan tuşlara basalım diye. Tuşlara basabiliyorsun da, tuşlar en çok basık olanlar diye düşündüm ben en başta. İyi miymiş? Şimdi sessiz olmasını rica ediyoruz kızdan. Hit duymana rağmen yanlış girsen ne oluyor? Patlıyorsun. Niye? Büyük ihtimalle. Doğru. Zaten gene patlıyorsun. Kız da yanlış diyor. Bu arada oyunda görmedim ama şöyle bir şey var. Bir şey yaptığınız zaman bu yaptığınızın sonuçları olacak diye yazı çıkıyor. Bazı yerler. Mesela birini serbest bırakıyorsun, birine bir şey veriyorsun, birinden bir şey alıyorsun falan. Bu mesela beni merak ettirdi. Nasıl sonuçları olacak, neye varsayılacak, ne olacak, ne bitecek merak ediyorum gerçekten de. Bu da böyle bir anda burada buluyor kendini karakter ve ne oluyor lan tribüne giriyor. Nasıl sen oyuncu olarak ne oluyor lan diyorsan o da şu anda ne oluyor lan diyor. There was a bomb. A girl. Seslendirmeleri başarılı buldum bu arada. Şu ilginçtir. Karakter sesi biraz böyle şey, klasik Hollywood aktör sesi gibi ama vurguları, şeyleri falan güzel. Hani kendinden geçmesi, vurgulamaları falan benim hoşuma gitti. Bence başarılı bir ses işliği çıkartmış yani. Ses sanatçılığı çıkartmış. İngiliz aksanlı. Evet. Biraz Kuzey İngiltere'den, yani İrlanda diyorum. Bak böyle mesela açık bir dünyadan şimdi gelen mesaj üzerine bir yere doğru gidiyoruz. Ve mesela işin bu kısmı biraz daha gerilimli. Hani girdiğiniz yer, böyle ne olduğunu anlamıyorsunuz, ne olduğunu bilmiyorsunuz, ne olduğu hakkında fikriniz yok. Biraz daha böyle geriyor insanı, sesler, müzikler falan. Ama ses konusunda genel olarak şeyi söyleyebilirim. Oyun en başarılı olduğu ve en korkutmayı iyi becerdiği kısmı aslında o seste verdiği gerilimler, o gitar riffleri, işte nasıl diyeyim efendim, o sesin olmaması ve bir anda hafif bir şeylerin yükselmesi falan. O açıdan müziksel olarak bahsediyorum size. Hani böyle çığlık sesleri falan filan değil. Hani ambiyans sesleri çok başarılı kullanmışlar bence oyunda. Yani son zamanlarda gördüğüm hatta en etkili ses, atmosfer seslerinden birine sahip diyebilirim. Yani bize ilk dinlettiğin kısım da hani sanki mekanik bir kalp atışıymış ve hızlı atışmış falan. Güzel, başarılı, üzerine düşünülmüş belli. Düşünmüş. Yani diyeceğim o ki Get Even böyle bir oyun. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmiyorum. Hani genel olarak böyle hikayeler aranız varsa, eğer bazı şeyleri oynamayı seviyorsanız, hikaye dinlemeyi seviyorsunuz daha doğrusu bazı konularda. Bu oyuna da bakmanızı tavsiye ederim. En azından bir göz atın. Herkese hitap etmiyor biraz yavaş temposu sebebiyle. Ne bu ya? Kukla ya. Ne biçim kukla? Aslında kukla değil, yani DNA. Zenci kukla gibi, zenci yapmışlar gibi. Yanmış bir insan. O tekstürü hakikaten kötüymüş. Evet, yanmış yani. Diyorum ya sana, karakterler kısımlarında biraz daha çuvallıyor oyun aslında. Ya bayağı şey böyle odun... ahşap şeyli bir kukla zannettim. Cansız yani. Manken gibi böyle karmışlar gibi duruyordu. İlginç şeklisi bakın diye tekrardan tavsiye ettiğim bir oyun getirin efendim. Var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey gördüğünüz kadarıyla? Ya şimdi böyle her şeyden biraz gibi, hani tam bir shooter oyunu gibi değil, hani öyle bir beklentiyle oynanmaması gereken bir oyun. Hani böyle çok korku isteyen biri için de değil belki ama korku temalı, araştırmaya yeten, hikayesi olan, hani denenebilecek bir oyun. Evet ya, şu son zamanlarda beklentimizin olmadığı ve hani sonradan böyle karşımıza çıkan oyunlardan niyeyse değil, doğal olarak aslında biraz daha fazla keyif alıyorsun, biraz daha ilgini çekiyor gibi oluyor. Şey var, bir de onu söyleyecektim. Mesela sen bir bakarken bu videoya girmeden evvel, ilk baktığımda ulan bu sanki bir hani sanki Splinter Cell'mişçesine silahtan ötürü vesaire, böyle bir Black Ops oyunuymuş gibi gelmişti ona. Öyle kendince böyle bir yanı da var. Tabii ağırlık orada değil, onu da eklemek lazım. Bir takım öğeleri bir araya getirmiş, bayağı kendi şeyinde, çapında ilgi çeken bir oyun gibi geldi bana.
Evet, ben de size katılıyorum. Özellikle yazın böyle çok fazla yeni oyunun çıkmadığı bir dönemde gelmesi de yazın oyuncak bir şeyler arayan oyuncular için alternatif olacaktır diye düşünüyorum. O zaman efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Get Even böyleydi. Çok uzun tutmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.